Herkese merhabalar, Crypto King kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım keyifler yerindedir. Öncelikle hepinize bol kazançlı, keyifli bir hafta diliyorum. Bugün size ön satışı devam eden bir projeyi tanıtacağım. Bildiğiniz üzere ön satışlarda, yani ICO süreçlerinde projeleri taban fiyattan alma fırsatı yakalamanız sayesinde burada kısa vadede yüksek getiriler elde edebiliyorsunuz. Peki bu proje için bu geçerli midir? Yatırım yapılacaksa ne kadarlık bir yatırım yapılması gerekir? Projenin ana amacı nedir? Arka tarafta roadmap'i sağlam mı? White paper üzerinde neler yer alıyor? Bunları detaylı bir şekilde inceleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi ilk etapta sayfaya bakalım. Görebileceğiniz üzere yukarıda What is EVO diyor. Yani aslına bakarsanız burada token'ın ana amacından, yani buradaki projedeki ana mindset'ten bahsediyor. Token sale ile ilgili buradaki dağılımdan bahsedecek arkadaşlar. Buraya tıkladığınızda roadmap'imiz var. Sıkça sorulan sorularla ilgili yanıtları yine aşağıda bulabileceksiniz. Takım, bu geliştirici ekip kimlerdir, kimlerden oluşuyor, bunların geçmişi nedir gibi çeşitli içeriklere de site üzerinden ulaşabilirsiniz. Sitenin sade bir görünüm sahip olması açıkçası benim ilgimi çekti. Benim için pozitif bir durum. Yani ne kadar daha az göz yorucu bir içerik varsa o kadar daha iyi olduğunu düşünüyorum site tasarımları için. Şimdi buna ilaveten white paper mevcuttur arkadaşlar. White paper'a tıkladıktan sonra PDF formatında şöyle bir içerik karşınıza geliyor. Buradaki içerikleri dediğim gibi teker teker okuyacağız, değerlendireceğiz. Buna ilaveten burada iletişim de yapabilirsiniz. Burada sağ tarafta token'dan da alabiliyorsunuz arkadaşlar. İlk etapta bir hesap oluşturmanız gerekiyor. Buradaki IDO süreci kendi sayfaları üzerinden yapılıyor. Dolayısıyla bu tür IDO projelerinin genellikle bildiğiniz üzere çeşitli launchpad'ler üzerinden yapılması daha güvenilirdir arkadaşlar. Burada kendi sitesi üzerinde yapılması sebebiyle çok fazla dikkatli olmanızı mutlaka kendi araştırmanızı yapmanızı tavsiye etmek isterim. Yani videonun başında söylediğim sponsorlu bir içeriktir arkadaşlar. Dolayısıyla bu ürün benim kendi cüzdanımda tuttuğum veya satın aldığım bir ürün değil. Bunu bir kere altını tekrardan çizmek istiyorum. Çok ama çok dikkatli olun arkadaşlar. Hiçbir şekilde herhangi birinizin zarar etmesini, zarar yaşamasını hiçbir şekilde istemem. Buna bağlı olarak da tekrar etmek istiyorum. Yatırım yapmadan önce mutlaka kendi araştırmanızı, kendi analizlerinizi gerçekleştirerek kendi rasyonelleriniz doğrultusunda, eğer projeyi beğenirseniz sadece ve sadece o zaman yatırımlarınızı şekillendirin arkadaşlar. Bunun tekrardan altını çizmek istiyorum. Şimdi dediğim gibi ilk etapta buradaki projeden bahsedelim kısa bir şekilde. Şimdi projenin ana amacı arkadaşlar aslında birçok kişinin çeşitli fikirleri oluyor ama bu fikirleri sponsorlamak için veya finansmanını sağlamak için çeşitli likiditeye ulaşamıyor arkadaşlar. Bu projenin aslında ana amacı belirli fikirleri olan insanların veya toplulukların bu projelerini finansman sağlayabilecekleri veya yatırım bulabilecekleri bir platform olarak şekillenmesi. Peki bunu nasıl sağlıyor diye soracak olursanız ilk etapta şunu söyleyeyim arkadaşlar. Burada mekanizmayı görüyorsunuz. Şimdi bu site üzerine fikir sahibi olanlar veya içerik üreticileri veya çeşitli alanlarda yetkinlikleri olan kişiler bu site üzerine üye oluyor. Üye olduktan sonra bu token'ı satın alıyor. Token'ın ismi neydi? Avatoya token'du arkadaşlar. Bu token'ı satın aldıktan sonra projeniz varsa bu projenin çeşitli girdilerini bu site üzerine yüklüyorsunuz. Yükledikten sonra da toplum, yani buradaki community için bir oylama mekanizması oluşuyor arkadaşlar. Projeyi beğenen kişiler bu proje üzerinde olumlu veya olumsuz feedbackler veya oylamalar yapıyor. Bu oylamaları yaptıktan sonra site üzerinde yer alan en yüksek oyu, pozitif oyu almış olan proje buradaki çeşitli finansman merkezleri sayesinde, burada oluşmuş olan ekosistem sayesinde arkadaşlar fonlanıyor. Buna bağlı olarak peki ben oyumu verdim, benim için pozitif kısmı nedir diye soracak olursanız, oyunuzu verdiğiniz proje gerçek hayatta da başarılı olması durumunda arkadaşlar buradaki liquidity pool'dan size bu coin'i tutmanız sebebiyle ve projenin başarısı doğrultusunda size belli miktarlarda ödeme yapılıyor arkadaşlar. Yani bir nevi şunu düşünebilirsiniz. Burada yayınlanan ve başarılı olan projeye bir nevi hissesine de sahip oluyorsunuz olarak da düşünebilirsiniz bunu. Şimdi aşağı inip baktığımızda burada video var arkadaşlar. Linki zaten aşağıya bırakacağım yorumlar kısmına. Dolayısıyla buradan da inceleyebilirsiniz. Burada nasıl çalıştığı mekanizmayı göreceksiniz. Bir kere global bir platform arkadaşlar. Dünyanın birçok yerinde fikir sahibi olanlar veya proje üretmek isteyenler veya projesiyle ilgili finansman bulamayan birçok kişinin aslında bu platformu kullanabileceğini düşünüyorum. Şimdi bunun ilaveten çeşitli lansmanlarını gerçekleştirmişler. Görebildiğiniz üzere airdropları da var. Buna ilaveten buradaki token matrix'i bir konuşalım isterseniz. Buradaki her bir ücretlendirmeden sonra
Bu %10'luk bir kesinti yapılacak arkadaşlar. Bu %10'luk kesintinin %3'ü yaklaşık olarak toplam distribution kısmına gidecek. %3'ü liquidity pool'a gidecek. Liquidity pool'umuz neydi? Aslında şu bahsetmiştim. En yüksek başarılı oy alan projeler buradaki finansmanı aslında buradaki kesintiler üzerinden elde edilen fiiller sayesinde sağlayacak. Bunun ardından %4'e funding pool'a gidiyor. Funding pool'da yine aynı şekilde direkt buradaki projeleri beslemek adına, buradaki projeler için finansman sağlamak adına kullanılacaktır arkadaşlar. Şimdi yine aşağı inip baktığımızda redistribution'ı göreceksiniz. Burada çeşitli deflasyonist yapılar mevcut. Toplam token miktarına biraz sonra değineceğim. Liquidity pool'u var, funding pool'u var. Az önce detaylarına değindik. Şimdi burada white paper'a tıkladığınızda arkadaşlar karşınıza böyle bir PDF geliyor. Bu PDF'e geldiğimizde hızlı bir şekilde bunu da inceleyelim. İlk etapta contest kısımları var arkadaşlar. Yani içerik kısmı var. Buradaki ana konu nedir? Introduction yani tanıtım kısmı. Buradaki amaç ve vizyon nelerden oluşuyor bunu tanıtıyor. Aveto platformunu tanıtıyor arkadaşlar. Funding competition participants yani aslında burada katılımcıların ekosistem üzerindeki etkilerinden ve elde edebilecekleri gelirlerden bahsediyor. Biraz daha aşağı inelim. Aşağı inimizde şunu görüyoruz aslında. Buradaki projenin ana mekanizması yani buradaki çalışma biçimi nedir diye bakacak olursanız arkadaşlar ilk etapta kripto sektörü içerisinde yani blockchain üzerine kurulu bir oylama mekanizması olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Zaten bakın şuradaki mottoya baktığınızda da şunu söylüyor aslında. Aveto projesi ilk etapta bir oydur. Bu oyu, bu token'ı tutan herkes çeşitli projeler üzerinde tek bir oya sahip olacak arkadaşlar. Bu oylama pozitif yani negatif olarak şekillenebiliyor. Yine bunun ardından sosyal medya buradaki içeriklerle beraber bir nevi sosyal bir platform hazırlanacak arkadaşlar. Dediğim gibi başta da söylemiştim. Bu proje üzerinde illaki yeni bir fikre veya finansmana ihtiyacı olanlar değil. Aynı zamanda çeşitli üreticiler de örnek veriyorum siz sosyal medya üzerinde bir içeriğiniz var. Buraya girerek bu sosyal medya içeriğinizle ilgili çeşitli oylamalara katılabileceksiniz arkadaşlar. Ne kadar daha fazla başarılı oy alırsanız o kadar daha fazla buradan finansman elde etme fırsatınız artacak. Yine buna ilaveten buradaki finans içeriği de söz konusu. Az önce de detaylarını paylaşmıştım zaten. Biraz daha aşağı indiğimizde burada şunu anlatıyor aslında. Şundan bahsediyor arkadaşlar. Hepimizin gün içerisinde çeşitli oylama mekanizmaları içerisinde yer alıyoruz zaten. Örnek vermek gerekirse Instagram üzerinde herhangi bir şey görüyorsunuz, beğeniyorsunuz veya beğenmiyorsunuz. Aynı şey Facebook için geçerli. Birçok platform bu mekanizma sayesinde çalışarak buradaki algoritma ile beraber daha çok beğenilen içerikler daha ön plana çıkmakta. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Burada da benzer bir mekanizma söz konusu. Biraz daha aşağı inip baktığımızda burada platformdan bahsediyor. Platformla ilgili çeşitli içerikler var arkadaşlar. Burada aslında Funding Competition Participant Benefits. Yani şunu söylüyor. Buraya bu platform üzerine kayıtlı olan gerek girişimci, gerek teknoloji üreticisi, gerekse herhangi bir farklı içerik üreten herkes bu platform üzerinde projesini veya içeriğini oylayabilecek arkadaşlar ve bu oylar doğrultusunda şekillenebilecek olan kazançlardan faydalanabilecek. Biraz daha aşağı inip baktığımızda voting sisteminden bahsediyor arkadaşlar. Bakın şurada ne diyor? En sevdiğiniz içerik üreticisini buradan takip ederek yine aynı şekilde burada bu oylama mekanizmasıyla ona oy vererek bu projenin ilerleyen zamanlarda finansman sağlamasını sağlayabileceksiniz. Biraz daha aşağı inelim. Skill Marketplace'e baktığımızda videonun başında söylemiştim. Yani illaki yeni bir fikriniz veya yeni bir projeniz olmasına gerek yok. Örnek veriyorum AutoCAD konusunda çok iyisinizdir arkadaşlar. Ve bir proje gerçekleştirmek isteyen birinin AutoCAD bilen çok iyi skill'leri olan birine ihtiyacı var. Siz kendi ilanınızı burada açıyorsunuz. Gerçekten de çeşitli referanslarınızla beraber ve yapmış olduğunuz portfolyo ile beraber burada portfolyonuzun beğenilmesi durumunda AutoCAD skill'leriniz oylanıyor arkadaşlar. Skill'leriniz onaylanması halinde yüksek bir oy almanızla beraber otomatikman proje sahibi sizi görerek sizi aslında proje dahil edebiliyor. Dolayısıyla burada aslında bir nevi de bir kariyer fırsatı yaratma mekanizması da söz konusudur arkadaşlar. Biraz daha aşağı inip baktığımızda burada Aveto token'ını tutan insanların burada yararlanabileceği içeriklerden de bahsediyor. Dediğim gibi şunu söylemiştik aslına bakarsanız. Aveto token'ı tuttuğunuzda gerek faize yatırabiliyorsunuz,
Bunun arkasından da her bir proje için oylama yapabiliyorsunuz. Oylama yaptığınız proje üzerinde başarılı elde edilmesi durumunda da proje ürünün gelirleri üzerinden veya finansmanı üzerinden çeşitli finansal karşılıklar da elde edebileceksiniz arkadaşlar. Biraz daha aşağı inip baktığımızda burada AVO Token ile ilgili detaylar var. Zaten white paper'da ulaşabileceksiniz arkadaşlar. Dilerseniz detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Twitter üzerinde bir community oluşmaya başlamış. Şu anda yaklaşık olarak 4.365 kişilik bir takip mekanizması var. Düzenli olarak paylaşımlar yapıyorlar. Peki şunu konuşalım arkadaşlar. Bu projede toplam ürün sayısı nedir? Görebileceğiniz üzere 1 milyara yakın token var arkadaşlar. Yani yüksek arzı bir ürün olması sebebiyle burada fiyatta negatif yönlü bir hareketlik olabilir ama hali hazırda deflasyonist yani token yakma mekanizmaları var. Şimdi 300 milyonluk bir token dağılımı ilk etapta buradaki proje sahiplerine, partnerlere ve danışmanlara verilecek. Bunların 12 ay boyunca kilitli kalacak arkadaşlar. Yani dolayısıyla burada pump and dump operasyonu kısmen daha az olabilir ama dediğim gibi çok dikkatli olmakta her zaman fayda var. Şimdi biraz daha aşağı inip baktığımızda şunu göreceksiniz. Şu anda ön lansman süresi 31 Ekim'de başlamış. 26 Aralık'a kadar da devam ediyor arkadaşlar. Burada tıkladığınızda üyeliğinizi yaptıktan sonra şunu göreceksiniz. Hali hazırda 13 gün geriye kalmış arkadaşlar. Burada çeşitli market cap'e hali hazırda ulaşmışlar. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Henüz CoinGecko ve CoinMarketCap üzerinde listelenmiş bir durum söz konusu değil. Buna bağlı olarak da tekrar da hatırlatmak istiyorum. Dikkatli olmanızı tekrardan tavsiye ederim arkadaşlar. Burada roadmap'i göreceksiniz. Roadmap üzerinde zamanlar tabii ki belirtilmiş ama çok açık uçlu bir zamanlama mevcut arkadaşlar. Dolayısıyla burada biraz daha belli, spesifik tarihler belirseydi açıkçası benim için daha doyurucu olurdu. Evet arkadaşlar, bugün için paylaştığım projeyle ilgili sorularınız varsa dediğim gibi yorumlar kısmına yazarsanız bununla ilgili sorularınızı cevaplamaya çalışacağım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Cüzdanlarınızın her daim bir şey kalması dileğiyle.